Bismillahirrahmanirrahim. Arabi Risale Hutbe-i Şamiye eserinin tercümesi Risale-i Nurlar'dan. Biliyorsunuz bu 1911'de Şam'da Emevi Camii'nde okundu Arapça. Bir haftada iki defa baskısı yapıldı. 40 sene sonra da aşağı yukarı efendim bunun Türkçesini yazdı Üstad. 1952-53 gençlik rehberi davasından dolayı İstanbul'a gelmişti. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bütün zihayatlar, canlı varlıklar hayatlarının lisan halleriyle haliklerine, yaradanlarına takdim ettikleri manevi hediyelerini ve lisan-ı halle hamdü şükürlerini o zat-ı vacibül vücuda biz de takdim ediyoruz ki buyurmuş la taknatu min rahmetillah. Yani Allah'ın rahmetinden, rahmeti ilahiyeden ümidinizi kesmeyiniz. Hem hadsiz salat ve selam ol Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam üzerine olsun ki demiş ci'tü li ütemmime mekârimel ahlak. Yani benim insanlara Cenab-ı Hak tarafından gönderilmemin, gelmemin ehemmiyetli bir hikmeti ahlak-ı haseneyi tamamlamak, güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlaksızlıktan kurtarmaktır. Emma ba'd, böyle şimdi bir bu gelenektir. İslami kitapların başında besmele, hamdele ve salvele. Yani besmele Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Hamdele Allah'a hamd de başlar. Devam eder ve salvele peygamberimize salatü selamla biter. Üç şey yani. Besmele, hamdele, salvele. Bu bittikten sonra emma ba'd denir. Emma ba'd işte bu besmele, hamdele, salveleden sonra demek. Hamd ve salattan sonra ey bu cami Emevi'de bu dersi dinleyen Arap kardeşlerim. Yani alimler demişler ki Üstad oradan hacca gitmek, aslında Mısır'a falan gitmek, Camil Eser'i görmek. Çünkü kendisinin de Camil Eser gibi Anadolu'da Medrese-i Zehra projesi var. Yani Camil Eser nasıl Afrika ve İslam ülkelerinin büyük bir 1000 sene devam eden bir medresesi, yani üniversitesi. Ama o cami kelimesi müzekker, erkektir yani. Üstad medrese, medrese-i Zehra dişil bir kelimedir. Doğurgan olması lazım. Tek değil yani. Camil Eser Mısır'da bir tane. Halbuki üstad diyor ki işte bir tane Van'da olsun, bir tane Diyarbakır'da olsun, bir tane Urfa'da olsun, mesela bir tane Bingöl'de olsun. Yani bütün doğurgan bir medrese yani olsun. Bunun projesini hazırlamış ama gidip bir önce şeyi bir göreyim diyor. Camil Eser'i bir göreyim. Şimdi Arapça sıfatlar da erkek ve dişi. Dişil olarak mesela Camil Eser. Eser kelimesinin dişili Zehra'dır. Yani parlak çiçek manalarına gelir. Camil Eser. Medrese olunca müennes dişil. Medresetü Zehra oluyor yani. Dişil ve doğurgan. Her neyse. Oradan Şam'a uğrayınca oradaki ulema tabii üstad meşhur zat yani. Bediüzzaman ismini almış. Zamanın harikası demek. 90 kitap ezberinde, bütün ilimler üzerinde uzman efendim. Sadece İslami ilimler değil. İşte Van'da alimler seviyesindeki insanlara hadis, tefsir, fıkıh dersleri vermiş. Birisi bir konuşmasını istiyorlar. Onlar ısrar edince o da çıkıyor. Ama bakın çok dikkatle ibret alacağımız nokta var. Nasıl konuşuyor yani? Yukarıdan yukarıdan mı? Gayet tevazu içinde mi?
Biz de diğer Müslümanlarla görüşürken, İslami cemaatlere uğradığımız zaman, diğer İslam ülkelerinin camilerine falan gittiğimiz zaman nasıl davranmamız lazım yani? Bakın diyor ki, hamd ve salattan sonra ey bu Cami-i Emevi'de bu dersi dinleyen Arap kardeşlerim, ben haddimin fevkinde bu minbere ve bu makama irşadınız için çıkmadım. Çünkü size ders vermek haddimin fevkindedir. Evet, ders verecek bir şeydi ama size ders vermek haddimin fevkindedir. Belki içinizde yüze yakın ulema bulunan cemaate karşı benim misalim medrese giden bir çocuğun misalidir ki o sabi çocuk sabahleyin medreseye gidip okuyup akşam da babasına gelip okuduğu dersini babasına arz eder. Niye arz eder? Ta doğru ders almış mı, almamış mı, anlamış mı, anlamamış mı? Babasının irşadını ve tasvibini bekler. Evet, bizler size nispeten çocuk hükmündeyiz ve talebeleriniziz. Çünkü Müslümanlık değil mi? Mekke'de, Medine'de, Arap dünyasında başladı ya. Sizler bizim ve İslam milletlerinin üstadlarısınız. İşte ben de aldığım dersimin bir kısmını sizler gibi üstadlarımıza şöyle beyan ediyorum diye bak. Ne kadar mütevazi. Bu çok önemli. Yani buradan alacağımız hikmetler, dersler var ya. Siz çok bilgili olabilirsiniz, çok eğitimli olabilirsiniz. Fıkıhta, tefsirde derin olabilirsiniz. Eğitimcilikte ileri olabilirsiniz. Ama sakın bunu bir şey haline getirmeyelim ya. Hepimiz insanız, hepimizin nefsi var, şeytanı var. Hepimiz ırgatsak, kendimizi ırgat gibi görüyorsak problem olmaz. Hepimiz nefersek, ersek problem olmaz. Ama biri kalkar, onbaşılık taslarsa hemen öbürlerinin damarları kabarır, yüzbaşı olmaya kalkarlar. Yani. Herkesin enaniyeti var. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Yani mütevazi olmak, efendim, acalet içinde bulunmak, kendini diğer Müslümanlara, diğer insanlardan büyük görmemeye çalışmak. Birinci işimiz işte dersi veriyor burada üstadımız. Koskoca bir alim. Onların ısrarıyla çıkmış. Ama ona diyor ki ya biz sizin yanınızda çocuk hükmündeyiz yani. Ben bu zaman ve zeminde beşerin hayatı içtimaiye medresesinde yani toplum hayatını bir medrese gibi, bir okul gibi kabul edersek, üniversite gibi kabul edersek, bu toplum hayatından ders aldım ve bildim ki ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmalarıyla beraber bizi maddi cihette kurun-u vüstada durduran ve tevkif eden 6 tane hastalıktır. Bu hastalıklar da bunlardır diyor. Başlıyor. Birincisi yesin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Bu büyük bir hastalık. Ümitsizlik hastalığı. Bu mevzuda zaten 1903'ten, 1904'ten misaller vererek yani ta o günlerde bu oryantalistlerin çok derinden sinsice Müslümanların Afrika'da olsun, Orta Asya'da olsun, Kafkaslar'da olsun Müslümanların içine attıkları ümitsizlik. Yani gelen mahşer gün günden beter. Yevmül beter, kıyamet geliyor. Yapacak bir şey yok. Yatın ondan sonra efendim. Bekleyin yani. Onun için hani Kafkaslar'dan 1903'te düşünün. Efendim malını, mülkünü yok pahasına satıp yola çıkan insanlar var. Şam'a gidelim, Şam'a gidelim diye ya. Ya hadis-i şerif açık. Elinizde diyor bir fidan varsa, kıyamette kopuyor olsa, kıyamet koparken, kıyamet kopuyor deyip bir tarafa atmayın. Onu dikin diyor yani. O fidanı dikin. Ya da 1903 kıyamet yok, bir şey yok.
Kaç sene geçmiş? 1903. 120 sene. Değil mi? 1900, yani 2023'teyiz. 1903'te 120 sene geçmiş, daha kıyamet kopmamış. Öldük, bittik. Bütün ümitler sönüyor, yapacak işler yok, çağıyla yüzleşme yok. Dini veya diğer ilimlerle ilgili derinleşelim, bir hedef koyalım, bunlar yok. Bu mahvetmiş bizi yani. Demek ki birinci hastalık yesin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Onun için üstad, seratan gibi, kanser gibi bir hastalıktır diyor ümitsizlik için yani. Mani her kemaldir. İnsanların kemale ulaşması, gelişmesine en büyük engeldir diyor. Altı hastalıktan ikincisi, sıdkın, doğruluğun hayat içtimai siyasiyede ölmesi. Siyasi hayatta doğruluk diye bir şey kalmadı. Algı operasyonlarıyla bir günde 10 tane yalan. Yani bizim köyde bir 40 yalan kızı diye birisi vardı. Ben pek yalanını duymadım da adı öyle kalmış yani. Ya ne 40 yalan ya, 1000 yalan yani. Sayıyorsun, adam bir gün diyor, öğleden sonra aynı şeyin tersine söylüyor. Ben öyle demedim diyor, beni kandırdılar, bilmem ne yaptılar. Böyle bir siyasi hayat mı olur ya? Sıdkın hayat-ı içtimai siyasiyede ölmesi, bu bir hastalık yani. Üçüncüsü, adavete muhabbet. Yani düşmanlık duygusunu geliştirme, düşmanlığı sevme. Ölü sevicilik gibi düşman sevicilik yani. Düşmanlık seviciliği diyelim öyle. Yani kin, nefret, bunlar kini dini olmuş insanların. Böyle bir şey yok. Muhabbet esas. Kainatın yaratılışında da o var. Yani Vedud ismi var Cenab-ı Hakk'ın yani. Ben Vedud ismini cemali isimlerden zannediyordum. Hoca Efendi dedi ki hayır, bu celali isimlerdendir. Vedud, muhabbet, aşk. Eğer cansızlara tecelli ederse, atomlar arasında mesela çekim kanunudur, cazibedir Vedud ismi. Atomdaki işte 4 kanun, o çekimin en uzak, en yakın efendim olduğu gibi şuurlu canlı varlıklarda aşk, muhabbettir bu yani, insana tecelli edince. Ve bu esastır. Bu muhabbetin yaygınlaşması lazım. Aslında cemaatler, tarikatlar da esas Anadolu'da bu muhabbeti yaymışlardır. Ama sonra bunlar tam tersine olmuş şimdi. Haset, gıpta şeye dönüşmüş, kıskançlığa dönüşmüş. Bir cemaat yok oluyor, öbürü oynuyor. Bunların kanı helal, bilmem ırzı helal, her şey helal diyebilecek kadar aptalca sözler söyleyenler var. Ve bunu destekleyen, bunlara bir damla su dahi vermeyin bu hainlere diyen siyasiler var. Yani hastalık bunlar yani. Adavete muhabbet. Kin din haline gelmiş. Dördüncü hastalık, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Bu nurani bağları üstadımız Uhuvvet Risalesi'nde el alıyor, anlatıyor daha sonra. Bu tabi 1911'de söylenmiş sözler. Uhuvvet Risalesi 1930'lardan sonra yazılmış şeyler. Ve orada işte dininiz bir, kitabınız bir, işte Cenab-ı Hakk'ın isimleri adedince bizi birbirine bağlayan şeyler var. Ne kadar ismi varsa. İşte Allah ismi, Rab ismi, Rahim ismi, Kerim ismi, ne kadar Esma-i Hüsna varsa, bunlar bütün hepimize birden tecelli ediyor. Bizi bire bağlıyor bunlar. Bizi birbirimize de bağlıyor bunlar yani. Din, kitap, memleket, bunlar ayrı bağlar. Bunlar diyor, küreleri, seyyareleri bir birbirine bağlayacak kadar zincirler hükmünde kuvvetli bağlar varken bunları bir tarafa bırakıyoruz.
Ondan sonra hadi bakalım düşmanlık tarafına gidiyoruz. Bu nasıl iş yani? Bu kadar gaflet olur mu? Evet, dördüncü hastalığımız da ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Bunun için Uhuvvet Risalesini çok iyi müzakereli okumamız lazım. Beşinci hastalık, çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. İstibdatlar, tahakkümler İslam dünyasında. Bunlar siyasi istibdatlar, ilmi istibdatlar, bir başkasını hazmetmeme, bir başkasının görüşüne yer vermeme, bunların hepsi de çeşit çeşit salgın sari hastalıklar gibi intişar eden istibdatlar diyor. İslam dünyasını kavuran, yakan, bitiren efendim bulaşıcı hastalıklardan bunlar da yani. Bunlardan da kurtulmamız gerekiyor. Hazımlı olmak lazım. Fikirlere saygı lazım. Yani şura diye bir şey var. Bir sure var. Meşverete çok önem veriliyor. Koskoca son peygamber her şeyi bildiriliyor kendisine. Yanılması mümkün değil. Kendi yanlış bir şey içinden geçse hemen ayetle uyarılan bir peygamber. Aleyhisselatü Vesselam. Yani Uhud Savaşı'na çıkmaması için rüya görmüş, uyarılmış. Buna rağmen cemaatin çoğunluğu, gençler Bedir'de bulunamadık, burada bulunalım diye illa dışarı çıkalım, Medine'nin dışında savaşalım, savaşalım. Çoğunluk öyle dediği için meşveretin hakkı için onlara uyuyor. Peygamberimiz uyuyor. Yani istişare, meşveret çok mühim. Şimdi o uyarken biz infiradi hareketle, despotça, siz ne düşünürseniz düşünün, başınızda ben varım, benim dediğim olacak. Bu hiç Müslümanlığa, insanlığa yakışmıyor. Altıncı hastalık, menfaat-i şahsiyesine himmetini hasretmek. Sadece kendi şahsi menfaat ve çıkarlarını düşünmek. Bütün himmet gayretiyle bu şahsi çıkarları elde etmek için uğraşmak yani. Bu da bir hastalık. Halbuki hayrün nas men yenfeun nas. Hayrün nas enfeun linnas. Yani insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunan. Bu ölçüler var, bu hadisler var. Yok. Benim önce kendimi düşünürüm. Bu da bir hastalık ve bizi geri bırakan bir hastalık. Bu altı dehşetli hastalığın ilacını da bir tıp fakültesi hükmünde hayat-ı içtimaiyemize eczane-i Kur'aniye'den ders aldığım altı kelime ile beyan ediyorum. Mualecenin, tedavinin esasları onları biliyorum. Birinci kelime. El-emel. Ümit. Yani rahmeti ilahiyeye kuvvetli ümit beslemek. Evet, ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen ey İslam cemaati müjde veriyorum ki şimdiki alemi İslam'ın saadeti dünyeviyesi bahsus bilhassa Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslam'ın terakkisi onların intibahiyle olan Arap'ın saadetinin fecri sadıkının emareleri inkişafa başlıyor. Ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Yesin, ümitsizliğin burnunun rağmına olarak ben dünyaya işittirecek derecede kanaat-ı kat'iyemle derim ki istikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak. Ve hakim hakaiki Kur'aniye ve imaniye, iman ve Kur'an hakikatleri olacak. Öyle ise şimdiki kaderi ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki bize parlak bir istikbal ecnebilere müşevveş ve mazi düşmüş.
müşevveş, karışık bir mazi düşmüş. Bu davama çok bürhanlardan ders almışım. Şimdi o bürhanlardan mukaddematlı bir buçuk bürhanı zikredeceğim. Bu şeye geçmeden önce şöyle bir haşiye var. Diyor ki, Eski Said hissi kablil vuku ile bir ön sezi, bir sezgi ile Hicri 1371'de başta Arap devletleri alem-i İslam'ın ecnebi esaretinden ve istibdadından kurtulup İslami devletler teşkil edeceklerini 45 sene evvel haber vermiş. İki harbi ummi, 1. 2. Dünya Savaşları ve 30-40 sene sonra istibdadı mutlakı düşünmemiş. 1370'te olan vaziyeti 1327'de olacak gibi müjdeler vermiş. Tehir'in sebebini nazara almamış diyor. Şimdi bu noktada da hakikaten Üstad o zaman 1911'de verdiği müjdeler gerçekten müthiş şekilde kendisini göstermiş. Bak şimdi Haydar Vammat var. Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Harici Eski Bakanı Haydar Vammat ilk defa 1946'da basılmış İslamiyet'in Manevi ve Kültürel Değerleri isimli eserinin ön sözünde diyor ki, şimdi Akdeniz Havzası üzerinde yepyeni bir rekabet ve şiddetli bir hırs ve tamah devri açılmaktadır. Bu denizin sahillerinden yarısından fazlası İslam topraklarıdır. Bu topraklar üzerinde yaşayan milletler uzun asırlar silik ve sessiz bir hayat sürmüşlerdir. Dedelerinin oynadıkları siyasi rolden hisselerini alamamışlar ve kardeşlerini yabancı efendilerine teslim etmişlerdir diyor. Daha sonra bu kitabı 1958'de tekrar bastırıyor. İkinci baskısında da şunları yazıyor ön sözünde. İkinci Dünya Harbi sırasında bu kitabı yazmaya beni yöneltmiş olan sebepler bugün daha belirli bir şekilde ortada duruyorlar. Tarihin gidişindeki hız bu son senelerde insanın nefsini kesecek bir hale gelmiştir. Nefesini kesecek. İlk ön sözü yazdığım günlerde yapmış olduğum cüretli tahminler bugün çok açık şekilde kendisini göstermektedir diyor. Mesela derin bir uykuda olan İslam dünyası uyanmaya başladı diyor. Bakın, İkinci Dünya Harbi sona ermesinden kısa bir zaman sonra Pakistan ve Endonezya doğmuş. Bu doğuşun İslam alemi için büyük bir ehemmiyeti vardır diyor. Çünkü onun yüzünden İslam aleminin ağırlık merkezi Akdeniz Havzası'ndan yukarı Asya'dan Hint Okyanusu'na doğru okyanus kaymıştır. 1953 yılında İngiliz ordularının Mısır'dan çekilmesi 72 sene sürmüş olan bir işgale nihayet vermiştir. İngiliz-Mısır müşterek hakimiyeti altında bulunan Sudan kısa bir istihale devrinden sonra 1 Ocak 1956'da istiklaline kavuşmuştur. Libya'da Aralık 1951'de müstakil bir krallık ortaya çıkmıştır. Fas 2 Mart 1956'da istiklalini ilan etmiştir. Mayıs 1957'de Tunus Cumhuriyeti cumhuriyet haline gelmiştir. Bugün şiddetli bir iç mücadele ile kanlara bulanmış olan Cezayir tarihinin mantığı içinde mukaddes olan yolu takip ederek gayesine ulaşmakta gecikmeyecektir diyor nihayet. Yani o zatın yazdığı tarihler bunlar. Cezayir 1 Temmuz 1962 tarihinde Fransa'dan ayrılarak müstakil bir devlet haline gelmiştir diyor. İngiliz Nijerya'sı bir zamanlar hakimiyet altında kalmış olan Somali'de istiklaline kavuşacaklar. Ki Nijerya 1 Ekim 1960 tarihinde, Somali 1 Temmuz 1961 tarihinde istiklaline kavuşmuşlardır diyor. Ve bu müjdelerin böylece tahakkuk ettiğini, üstadımızın 1911'de söylediklerinin araya giren iki dünya savaşından sonra 1950'lerde artık 60'lara kadar bu müjdelerin tahakkuk ettiğinde biz
böylece görmüş oluyoruz. Evet. Şimdi bu diğer bölümlere geçiyoruz. İşte İslamiyet'in hakaiki hem manen hem maddeten terakki etmeye kabil ve mükemmel bir istidadı var diye efendim yeni bir bölüm başlıyor. İnşallah onun üzerinde de duracağız başka bir programda.